Sevgili aslan burçları, ay burcu aslan ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlarım, hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Pazar günleri güneş günü, şems günü, tüm aslan burçlarının yorumlarını pazar günü yapıyorum arkadaşlar. Yeni takip eden arkadaşlarım için beklesinler, bir pazardan bir pazara aslan burçlarının yorumunu yapıyorum. Çünkü Sunday güneş günündeyiz. Arkadaşlar, videomu beğenirseniz likelamayı unutmayın. Mutlaka bir emoji bırakın ve bildirim zilini açın. Abone olmak isterseniz işte dediğim gibi abone olabilirsiniz. Bunları söyleyebilirim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi enbetiküm minel ardı nebata. Sümme yürüküm fiha ve yuhrucikum ihraca. Vallahi ceala lehümül ardu bisata. Litesdükü minha sibülen feccaca. Kale Nuhu Rabbi innehüm asavni ve tebbeu mellem yezidihu maluhu ve veleduhu illa hasara. Evet. Nuh suresini okudum arkadaşlar. 17 ve 21 ayet arasını. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya çevirecek ve sizi diriltici bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır. Ve Allah sizin için yeni bir sergi yapmıştır. Gidersiniz diye ondan geniş geniş yollar da yapmıştır. Nuh dedi ki, ey Rabbim, biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şey artırmayan kimsenin ardınca gittiler. Evet, ve büyük büyük hilelere giriştiler. Dediler ki, sakın tanrılarınızı bırakmayın. Ne Vedi, ne Suvayı, ne de Yegusu, Yeuku ve Nesri. Gerçekten bunlar çok kimseleri yoldan çıkardılar. Ey Rabbim, sen de zalimlerden ancak şaşkınlıklarını arttırırsın. Birçok günahlarından dolayı suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Ve kendilerine Allah'ın dışında yardımcı bulamadılar. Arkadaşlar, ahir zamandan geçiyoruz. Lütfen tüm aslan burçlarına diyorum ki, bazı çevrenizde sizi şaşırtmak isteyen kimseler olabilir. Bunların gittikleri yol değil arkadaşlar. Maddi manevi zarara uğradınız, dönemler geçirdiniz. Artık birilerini hayatınızdan çıkartırın. Yani siyah siyah, beyaz beyaz da dediğiniz bir dönemdesiniz. Gri demeyin sevgili aslan burçları. Siz çok iyi niyetlisiniz biliyorum. Rabbim de sizi iyiliklerle donatsın inşallah. Şu anda bolluğa ihtiyacınız var. Etrafınızdaki kötülüklerin gitmesine ihtiyacınız var. Kötü insanlar çoğunlukta. Gelir durumunuz bu hafta ne eksik ne fazla olacak ama bazılarınızın borçlarının ödendiğini görüyorum. Hayırlısıyla borçlarınız ödenecek sevgili arkadaşlarım. Ve bazı yoksul insanlar olabilir, muhtaç insanlar olabilir. Onlara yardım ettiğinizi gösteriyor sevgili dostlarım. Bir organizasyona katılabilirsiniz. Bir düğün gibi organizasyonda yer alabilirsiniz. Bir sorumluluk alacaksınız. Bunu da başarıyla çevreleyeceksiniz. Kova burçlarından birisiyle bir sıkıntınız varsa giderileceğini görüyorum. Ve mutluluk verici gelişmeler var. Pek çok aslan burcunun aşk hayatında sevinç olacak ve ruhsal anlamda ritüel yaptığınız, dua yaptığınız, bunların duyulacağı dönemlerden geçiyorsunuz. Sezgileriniz çok kuvvetli ve egonuzu ve onun erteleme taktiklerini bir yana bırakacaksınız. Egonuzu yeniyorsunuz, sıkıntıları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ateş grubu olduğunuz için sevgili aslan burçları, hava gruplarından çok kolay etkileniyorsunuz. Yani bir hava grubu olan kova ya da terazi, ikizler seni çok çabuk etkiliyor.
bunlara odaklanmış olabilirsiniz. Bunlardan etki almış olabilirsiniz. Bunlardan etkilenmiş olabilirsiniz. Gerek aşk konusunda, gerek mantık konusunda hava gruplarıyla bir iletişim halinde olacağınızı görüyorum. Ve insanlarla ilgili de nasıl diyeyim, güzel şeyler düşüneceksiniz. Kısacası mantıklı olduğunuz için zarar görmeden geçireceğiniz bir haftadan söz ediyorum. Bazı fırsatlar gelecek arkadaşlar. Yeni kişilerle tanışmak olsun, yeni bir yere gitmek olsun. Yani bazı fırsatlar elinize geçecek. Yani kükremiş bir aslan gibi bazı fırsatları değerlendireceğinizi görüyorum. Ve sadece bu hafta sağlığınıza dikkat edin. Sosyal olaylarınız çok iyi ama sağlık konusunu ön plana almanızı, mide bağırsak sıkıntılarının olabileceğine işaret ediyor. Ve aynı zamanda dengeyi sağlıyorsunuz. İç dünyanızla dış dünya arasındaki dengeyi sağlıyorsunuz. Taşlaşmış bir kalbi ve katı insanları bir kenara bırakıp bir tatil yapabilirsiniz bu hafta. Ah bana çok iyi geldi dediğiniz dönemlerden geçiyor olabilirsiniz. Sevinç içinde olacağınızı görüyorum. Zamanlamam harikaydı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ve bazı çalışmalar yapacaksınız. Dediğim gibi bir organizasyon işi olabilir. Buraya katıldığınızı görüyorum. Burada mutlu oluyorsunuz, başarılı oluyorsunuz. Evet. Senin ahını alan birisi var sevgili Aslan Burcu. Yani bana bunları etti dediğin, ah ettin, akraban, dostun, eşin olabilir. Yakın çevrede birisi, ah etmişsin, ahın tutmuş. Birisinin perişan halini göreceksin. Rabbim sen yaparsan daha güzelini yaparsın. Ben buna kötülük yapmadım ama sen buna en iyisini yapmışsın diyeceksin. Bir ahı ah etmişsin. Ahın çıkacak sevgili dostum. Gerçekten de çıkacak. Hak etmişler bunlar. Helak olmayı hak etmişler. Biraz süreyi kullanmakta zorluk çekebilirsin. Biraz zaman yetiştirmekte zorluk çekebilirsin. Hastane işlerin var. Resmi işlemlerin var. O da bir göze çarpıyor. Ve bir aydınlanma süreci yaşıyorsun. Hiç merak etme. Böyle bir duygusal patlamaların olmuş geçtiğimiz haftalarda. Bu hafta öyle değil. Biraz daha soft bir haftadan söz ediyorum. Zaten yeni ay döngüsündeyiz. Mutlaka ve mutlaka kendinize gereken önemi verin. Ve bazı kişilerin hedefi olmuşsunuz arkadaşlar. Çok fazla şey oluyor hayatınızda ama çoğunu önemsemiyorsunuz. Hani basit dedikodu şeklinde olabilir ama bir iki taşlama var. Hani sana biraz dedikodu kulağına gelebilir bu hafta. Onları alt edeceksin. Ya iş konusunda özellikle dedikoduların hedefi olabilirsin. Bazı bağımlılıklarını, yani örneğin sigara bağımlılığı, şeker bağımlılığı gibi, fazla kilo bağımlılığı varsa, yeme bağımlılığı varsa bunları gönderdiğini görüyorum. Evet, bereketli bir hafta aslında. Ve er ya da geç arzu ettiğiniz bir fırsat, tekrar ediyorum, bakın yine bakıyorum, ruhunu sevindirecek. Yani ruhen istediğin, zihnen istediğin bir olay gerçekleşiyor. Haydi gözün aydın. Ya hak zikrini veriyorum. 108'dir tekrar sayısı. Varlığı hiç değişmeden salat olarak duran demektir. Ve haklıyı haksızdan ayıran demektir. Sanki bir mizan kurulacak ve haklı ve haksız birbirinden ayrılacak. Ve senin yüksek hedeflerin varken sana böyle diyecekler, işte burnu büyük, burnu havada falan diyenler utanacaklar. Hiç de öyle biri olmadığın, mütevazi kimliğin ortaya çıkacak, paylaşımcı kimliğin ortaya çıkacak, yardımcı, yardımsever kalbin ortaya çıkacak. Diyeceksin ki ben öyle birisi değilim, kötü olan sizsiniz ve ya hak diyorum arkadaşlar, başka bir şey demiyorum. 108 kere ya hak çek ve o kötülerin helak olduğunu göreceksin sevgili dostum. Allah bütün aslan burçlarına yeni fırsatlar taşısın. Güneş sizin burcunuzda yaşama azmi, yaşama hevesi taşısın. Kötüleri de helak etsin ne diyelim arkadaşlar.
Yeni haftanız kutlu olsun inşallah. Gelecek pazar günü buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.